Hepinize selam arkadaşlar. Sizlerle bugün 3. nesil Apple TV hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar, kumandamız alüminyum. Standart bir kumanda. Bu da 3. nesil Apple TV'miz. Arkadaki 4 tane giriş var. Güç girişi, HDMI girişi. Burada bir dijital ses çıkış şeyi var. Jack'ı gibi bir şey var. Bu da Ethernet kablomuzun girişi. HDMI ile televizyonumuza bağladık. Evet dostlarım. 3. nesil Apple TV'mizi 43 inç 4K televizyonumuza bağladık. Öncelikle Apple TV hakkında bilgi vereyim size. İlk 4 nesli ve sonraki 2 nesli, yani toplamda 6 nesil var. İlk 4 nesli Apple TV 1. nesil, 2. nesil, 3. nesil ve 4. nesil ya da HD olarak geçiyor. 5. ve 6. nesiller ise Apple TV 4K 1. nesil, Apple TV 4K 2. nesil olarak geçiyor. En son çıkan sürüm Apple TV 4K 2. nesil 2021 yılında çıktı. Apple TV 4K 1. nesil ise 2017 yılında çıktı. Benim kullandığım cihaz Apple TV 3. nesil 2012 yılında, yani iPhone 5S ile aynı yıl üretilmiş bir cihaz. HDMI ile 1080p ve 720p görüntü alabiliyorsunuz. İçerisinde iTunes yüklü, iCloud'dan fotoğraflarınızı görebiliyorsunuz. Netflix ve YouTube desteği varmış. Ancak YouTube desteğini kaldırmışlar ama Netflix hala şu anda güncel olarak var. Onun haricinde de içinde işte radyolar, podcastler ve birkaç bir şey daha var arkadaşlar. Hatta şöyle size gösteriyorum. Apple TV, filmler, müzikler, bilgisayar, ayarlar, teyit. Netflix'imiz var. YouTube'umuz vardı ama onu dediğim gibi desteğini kestikleri için Apple TV güncellemeyle kaldırmış. Radyomuz var. Başka da bir şeyimiz yok. Prime videomuz var. Şimdi Apple TV 3. nesli almamdaki sebep benim iTunes'ten satın almış olduğum filmleri seyredebilmekti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi mesela Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. Bu daha 17 Aralık'ta sinemalara çıkıp da yayına başlayan bir film. Biliyorsunuz ülkemizde ilk yayın tarihinden itibaren 5 ay geçmesi gerekiyor. Gerekiyor ki dijital platformlarda yayınlanabilsin. Yani buradan bir satın alıp ya da kiralayıp seyredebilirim. Bu da büyük ihtimalle 5 ay sonra aktif olacaktır. Ben ön siparişimi verdim. Şimdi benim almamdaki tek sebep buydu. Netflix'te her filmi bulamıyorum. Örnek veriyorum, Marvel'ın birkaç filmi var. İşte Örümcek Adam serisi var. Iron Man var sanırsam. Ama güncel filmlerin çoğu yok. İşte mesela Yenilmezler serisi yok. Burada bütün Yenilmezler serisini bulabilirsiniz. Benim almamdaki amaç buydu. Bir amacım daha vardı. O da Apple TV'yi ana sunucu olarak kullanıp evimden uzaktayken evdeki akıllı işte lambam olsun, prizm olsun, televizyonum olsun, bunları işte açıp kapatıp yönetebilmekti. Ama ve lakin Apple TV 4K çıkardığından itibaren, yani 2017 yılından itibaren Apple TV 3. neslin HomeKit desteğini kesmiş bulunmakta. Bundan dolayı ben bunu kullanamıyorum arkadaşlar. Size söyleyecek bir şeyim daha var. Apple TV 4K'yı almanız gerekir mi? Apple TV 3. nesil işinizi görür mü? Arkadaşlar, ben Apple TV 3. nesilde 1080p film seyrediyorum. Eğer internetiniz iyiyse, fiber internetiniz varsa asla ve katiyen donma, kasma, takılma gibi şeyler olmuyor. Sadece yaşından ötürü ilk açıldığı zaman birazcık işte internete bağlanıp işte resimleri falan yükleyip kendine gelmesi lazım. Biraz zaman vermesi gerekiyor. Onun haricinde ben hiçbir takılma görmedim. Taş gibi sapasağlam çalışıyor. Örnek veriyorum. Başlat diyelim. Kısa bir kesit. Ben bunu satın almıştım. Biliyorsunuz bu da 2021'in ortalarında yayınlanmış bir film. Marvel serisinin bir filmi. Örnek veriyorum. Bu Netflix'te yok. Bulamazsınız. Buradan 18 lira 99 kuruş verip satın aldım ve buradan seyrettim. Şöyle de bir durum var. Arkadaşlar, fark ettiğim kadarıyla Google Play'den daha ucuz. Burada 18 lira 99 kuruş. Google Play'de ise 32 lira 99 kuruş falandı sanırsam. İşte görmüş olduğunuz gibi açılıyor.
Gayet de güzel. İşte orta tuşa basılı tutuyorum. Seçenekler çıkıyor. Buradan alt yazıları ayarlayabilirim. Sesi ayarlayabilirim. Ve hoparlörü ayarlayabilirim. Eğer bir soundbarınız, sinema sisteminiz varsa buradan halledebilirsiniz. Sadece işte filmin ilk başta açılırken biraz tabii ki indirme yapması gerekiyor. Onun haricinde de sorun olmaz. Şimdi Apple TV 4K'yı almanızı size önerir miyim? Önermem. Şöyle önermem arkadaşlar. 2021 yılındayız ve artık satılan bütün televizyonlarda Smart TV özelliği var. 4K olsa da olmasa da Smart TV'si var. Ve Smart TV'si ya Android Smart TV ya da televizyonun kendi Smart TV'si. Bundan dolayı işte Netflix olsun, YouTube olsun, Amazon Prime olsun, Exxen olsun, işte ne bileyim HBO Max olsun bütün hepsi içerisinde yüklü geliyor. Ki eğer yüklü gelmese bile diyelim ki televizyonunuzu aldınız. Televizyonunuzu aldıktan bir yıl sonra bir tane bir dijital platform çıktı. Örnek veriyorum ben de öyle olmuştu. 2019 yılında televizyon aldım. İşte 2020 yılında falan Exxen yayın hayatına başladı. Vestel bir güncelleme ile birlikte Exxen'i de Smart TV'sine dahil etti. Şimdi eğer almak istiyorsanız tabii ki alın. Ama 2500-3000 lira ile 300-400 liraya kıyaslamak gerekirse eğer ben bunu 400 liraya almıştım. İkinci el almıştım. Gidip de 2500-3000 lira verip bir 4K Apple TV almaktansa 400 liralık Apple TV'de işinizi görür. Çünkü zaten televizyonunuzda bütün istediğiniz her şey var. Sadece ben iTunes'ten film izleyeceğim diyorsanız gidin 400-500 lira verin. 3. nesil 1080p yayın veren bir Apple TV kullanın. Ama yok ben şey istiyorum. İşte illa da 4K olsun, 64 GB olsun, son sürüm olsun. Ne farkı var? Sadece içerisinde işte örnek veriyorum YouTube vardır, HBO Max var, işte birkaç dijital platform daha var. Onun haricinde Apple HomeKit desteği var. Arasında başka da bir fark yok. Diyeceklerim bu kadar. Size birkaç film göstereyim. Bakın burada sinema paketleri var. Buradan istediğiniz fiyata film bulabilirsiniz. Bakın bunlar ön siparişte olan filmler. Bakın mesela Venom 2. Bu da bir hafta falan önce sanırsam şeye girdi. Yayına girdi. Buradan ön sipariş verip 5 ay sonra direkt otomatik olarak Apple parayı sizden çıkıyor hesabınızda para varsa ve bunu aktif hale getiriyor seyredebilirsiniz. Eğer Apple TV'm 4K desteklemiş olsaydı bunu 4K Dolby Atmos, Dolby Vision ve HDR ile birlikte seyredebilirdim ama 1080p yayın yaptığı için 1080p seyrediyorum. Ama arasında bir fark var mı? Yani eğer büyük bir televizyonunuz varsa işte ne bileyim 55 inç, 60 inç, 65 inç bir televizyonunuz varsa tabii ki de 4K HDR size fark ettirir. Ama işte 43 inç, 49 inç televizyonunuz varsa ha 4K olmuş, ha 1080p olmuş, ha HDR10 olmuş, ha düz olmuş bir fark göremezsiniz, anlayamazsınız. O yüzden şimdi Apple TV'lere falan da bayağı zam geldi. 3500-4000'e çıktı sanırsam. Hiç gerek yok arkadaşlar. 400 lira verin. Apple TV 3. nesli alın. Güle güle kullanın. Bugünlük bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.